yeşil bağım kurudu. Sonrasında da zaten Maradona damadı şöyle bir kelime kullanmış. Kazma serbet falan diye. Ya haklılık payı da var yani. İşte Galatasaray da beni istiyordu. O zaman Pinto diye bir oyuncu vardı. Onu verip üstüne para veriyordu ama Fenerbahçe'de hepsini para verdiği için Denizli beni Fenerbahçe'ye verdi. Hoca seni çok istiyor. İşte 6 ay içinde seni dünya çapında defans oyuncu yapacak. Böyle böyle gazı verdi bana. Orada işte biraz kötü gittiğimiz zaman başkan her zaman Altunzade'de bir ofisi vardır. Oraya çağırır bizi fırçalar. Yani kızar böyle. Aziz Başkan fırçası. Kapısını çaldım girdim içeri. Bana bakıyor böyle hiçbir şey söylemedi. Dedim Mr. Dom dedim. Have you one minute for me dedim. I have a question for you dedim. Sonra evet. Almanca Wander Fischplan beni neden oynatmıyorsun falan diye. Sonra Türkçe bir argolu bir kelime söyledim. Hiçbir şey söylemedim. Çıktım odadan. Hafta sonra Galatasaray maçında 11 oynattı beni. Bravo. Efendim. Merhaba sevgili seyirciler, merhaba sevgili konuklar, merhaba genel kültür bilgi yarışması tutkunları. İşte bir 10 soru bükücü daha başlıyor ve çok değerli bir konuğum var. Benim güzel eski oyuncu arkadaşım, teknik adam, sevgili Servet Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Sağ olun. Sizi sormalı. Şahaneyiz. Her gün böyle değişik şahane konuklarımız var. Biz kendisini o kadar çok yerden tanıyoruz ki değil mi? Kartal, Göztepe, Denizli Spor, yani Fenerbahçe Galatasaray'ı saymıyorum bile, milli takımı söylemiyorum. Eskişehir Spor, Mersin İdman Yurdu, yok yok yani. Hayatını futbola adamış, futbolda çok başarılı olmuş, çok değerli bir konuğum var. Sevgili Servet, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bu aralar bildiğim kadarıyla Rıza Hoca'yla birlikte, Çalınbay'la birlikte devam ediyorsunuz değil mi? Antrenörlük yapıyorum işte. Futbolu bırakalı 3 sene oldu. Ondan hemen bırakır bırakmaz. İlk Antalya Spor'da birincilikte hocayla beraber. Geçen sene Trabzonspor'daydık. Bu sene Konya'da ama 3-4 hafta oldu ayrılalı biz oradan. Bizim yerimize Aykut Hoca gitti oraya şimdi. Şu an boştayız yani. Anladım. Öyle bir hızlı yürüyorsunuz. Ama Rıza Hoca'yla ortak noktanız çok fazla. Önce dediğin gibi Antalya Spor, sonra Trabzon, sonra Konya. Rıza Hoca'yla şöyle bir şeyim de var benim. Ben birincilikte ilk Rıza Hoca Göztepe Spor almıştı. İlk birincilikte Göztepe'de hocanın yanında çalıştım. Futbolu bıraktım. Bu sefer de antrenör olarak yine birincilikte Antalya Spor'da Rıza Hoca'yla. Devam ediyoruz. Bizim yarışmayı biliyorsun. Beraberce 10 soruda yarışıyoruz. Arada eğleniyoruz. Senin zaten birazdan değineceğiz efendim. Futbol üzerine anlatacak çok şeyimiz var. Senin efsanelerin var yeter zaten. Arada da 10 tane soru soruyoruz. Şimdi Trakya bölgesindeki erkek çocukları ne deniyor biliyor musun bilmiyorum ama böyle bir soruyla başlayalım. Kolay bir soru çünkü bak 4 seçenek soracağım. 10 saniye süre vereceğim. Bir tanesi gerçek yanıt onu bulacaksınız. Tamam. Trakya bölgesindeki erkek çocuklar için kullanılan sözcük. Kızçe midir? Kızancık mıdır? Uşak mıdır? Dadaş mıdır? Kızancık. Kızancık doğru yanıtıyla bir de bir şahane başladık zaten işte. Şimdi madem adam futbolcu, futbol sorusu soralım değil mi? Futbol için çağırmışız. Efendim, şimdi sayacağım 4 isimden bir tanesi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de futbolculuk yapmamış. Yapmamış, oynamamış. Senin gibi ikisinde birden oynamamış birini sormak istiyorum. Acaba o isim Abdullah Ercan mı, Elver Baliç mi, Emre Aşık mı yoksa Bülent Korkmaz mı? Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz doğru yanıtı geliyor. 2'de 2 oluyor. Bakın şahane yarışıyoruz. Gerçekten de. Sonra futbol olunca. Konu futbol olunca aslında şöyle bir şey var. İnanılmaz öyküleri var. Yani bir kısmına baktım. Sen şey soracağım özellikle bu Atletico Madrid maçında. Agüero'ya bir girişinden sonra sana ne dedi ünlü Maradona? Onu söyle de başlayalım belki. Ya şimdi şöyle, tabii istemediğimiz bir olay gerçekleşti maçta. Pozisyon icabın ben yere düşmüştüm. O esnada da top aramızda kaldı. Ben topu hamle yaparken yanlışlıkla tabii bir darbe kafasına vurmak zorunda kaldık. Evet. Sonra maçı tabii oyundan aldılar. Maçı oynayamadım. Sonrasında da zaten Maradona işte onun yapması kötü oldu ama sonuçta da damadı o kadar da konu. Damadı şöyle bir kelime kullanmış işte kazma serbet falan diye. Ya haklılık payı da var yani. Biraz kazmalık var. Ama ilginç yanı kazma sözcüğünün onlarda da argoda karşılığının oluşu farkında mısın? Aynen, kazma aynen, bizde var. Aynen. Demek ki İspanyolca'da da Portekizce'de de demek ki kazma sözcüğü varmış. Peki şeyi yine unutulmazlarından birisi senin Fenerbahçe'ye geldiğinde sana bir duvar mı yapmışlar? Aziz Başkan. Ne duvarı bu? Ya şimdi şöyle, ben Fenerbahçe, işte Galatasaray da beni istiyordu. İşte Galatasaray o zaman Pinto diye bir oyuncu vardı. Onu verip üstüne para veriyordu ama Fenerbahçe'de hepsini para verdiği için Denizli beni Fenerbahçe'ye verdi.
Tabii geldim, birinci hafta oldu. Yok, aslında bu orayla alakalı da komik bir hikaye var da. Doğumda bir atışmamız, onu anlatmayayım da. İşte ikinci hafta oldu, oynatmadı. Üçüncü hafta tabii orada işte biraz kötü gittiğimiz zaman başkan her zaman Altunzade'de bir ofisi vardır. Oraya çağırır, bizi fırçalar. Yani kızar böyle. Aziz Başkan fırçası. Sonra işte böyle kızıyordu. Ben de genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da falan oynuyorum. İşte ben de hırslıydım, oynamak istiyorum falan. Tepkimi de gösteriyordum. O da işte Samandıra tesislerine bir duvar yapmıştı. Oğlum, daha çok çalış falan diyor bana. Daha çok çalış duvarı. Daha çok çalış duvarı. Efendim, aslında birazdan değineceğiz. Çünkü asıl dağıma gidip bir yabancı dil konuşması var, oraya geleceğim ama arada bir soru daha sormak istiyorum. Üçüncü sorudayız. Sana dört tane isim sayacağım. Bu dört isimden Türkiye'de, yani en üstteki futbol liginde bir İstanbul takımında gol krallığı yaşamamış olan ismi öğrenmek istiyorum. Bu dört isimden hangisi? İlhan Mansız, Tanju Çolak, Ariza Makakula ve Semih Şentürk. Makakula Kayseri'de galiba. Kayseri'de, doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Makakula da Kayseri'de. 3'te 3 şahane gidiyoruz futbol sorusu olunca. Peki, sayacaklarından hangisi Denizli Spor'un UEFA Ligi'nde elediği takımlardan biri değildir? Gelsin seçenekler. Lorient, Sparta Prag, Anderlecht ve Olympique Lyon. Anderlecht. Anderlecht'i yenemedi. Denizli'de oynuyordum o zaman. Ya bir şey soracağım. Şimdi çok renkli bir isim. Gerçekten çok başarılı. Çok farklı alanlarda da üretimleri var. Bu arada yabancı dil var mı? Çok az İngilizce. Çok az İngilizce. O en büyük eksikliğimiz. Ve biraz evvel dedi ki Daum'la ilgili konuya girmek istemiyorum dedi ama ben girmek istiyorum. Daum geliyor Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında paylaşılamamış bir oyuncu. Haftalar boyunca ama bir türlü almıyor kadroya. Çok sinirleniyor. Servet ve ne yapıyor? Ne yapıyorum? Şöyle yani işin açıkçası Daum yardımcısı beni aradı. Hoca seni çok istiyor. İşte 6 ay içinde seni dünya çapında defans oyuncu yapacak. Böyle gazı verdi bana. Ben de gideyim bari dedim. Sonra gittik tabii. İşte birinci hafta oldu oynatmadı. İkinci hafta oynatmadı. Ben de hırslıyım. Oynamak istiyorum yani. O kapasiteyi kendimde görüyorum. Üçüncü hafta oldu oynatmadı. Ben tabii yabancı dilim de yok. İşte gittim bir arkadaşımla İngilizce, Almanca öğrendim. O an için. Yani o söyleyeceğim kelimeleri ezberledim yani. Hocaya söyleyeceğim kelimeleri... İngilizce ve Almanca bilmeden aynen. Kelimeleri ezberledim. Ezberledim. Kapısını çaldım, girdim içeri. Bana bakıyor böyle, hiçbir şey söylemedi. Dedim, Mr. Dom dedim. Have you one minute for me dedim. Have you one minute for me? I have a question for you dedim. Sonra Almanca, Wander Pichpilen, beni neden oynatmıyorsun falan diye. Sonra Türkçe bir argolu bir kelime söyledim. Hiçbir şey söylemedim. Birleşmiş Milletler. Hiçbir şey söylemedim. Çıktım odadan. Hafta sonra Galatasaray maçında 11 oynattı beni. Şey neydi? Have you ever? Have you one minute for me? Have you one minute for me? Bu yeni bir one minute makası. Daum'un Türkiye'de neden başarısız olduğunu şu anda anlıyorum. Başarılı oldu ya. Bayağı şampiyonluğu geçirdi. Sonra gidişiniz bakınca. Ya harikasın. Tebrik ediyorum yani. İşte böyle bir adam Servet Çetin. Evet. Şimdi de unutulmaz bir ikili. Kemal Sunal ve Şener Şen. Sever misin filmi? Severim çok. Sayacağım 4 tane film var. Onlardan bir tanesinde birlikte rol almışlardı. Yani onların kendilerinin ayrı ayrı oynadığı çok film var ama bu 4 filmden bir tanesinde birlikte oynamışlardı. O film Neşeli Günler miydi? Arabesk miydi? Davaro muydu? Üç kağıt. Davaro. Davaro. Tamam, doğru yanıtı geliyor. Kemal Sunal ve Şener Şen, değil mi? Ay ne güzel gidiyoruz. Şimdi efendim 2014 yılında aramızdan ayrılmadan önce bağlamasıyla birlikte kültürümüzü tüm dünyaya duyuran, 2010 yılında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi seçilen ünlü ozanımız acaba Aşık Şeref Taşlıova mıydı, Aşık Veysel Şatıroğlu muydu, Muharrem Ertaş mıydı yoksa Aşık Mahsuni Şerif miydi? Bunu hatırlıyor musunuz? Ya Mahsuni Şerif ya da Şeref Taşlıova. Şey değil, Veysel değil, Muharrem Ertaş da değil. Aşık Şeref galiba. Öyle biliyorum. Aşık Şeref Taşlıova doğru yanıtı 10. saniyede olmadan geliyor. Peki bu ilgi nereden geliyor? Şöyle benim hemen hemen bilmediğim türkü yoktur. Ben türküleri çok seviyorum. Türkü çok seversin. Yani, aynen çok dinliyorum. Söyler misin? Evde söylüyorum yani yalnızken. Peki bir alet çalıyor musun? İşte birazcık çok az bağlama. Yani çok iyi değilim ama. O zaman gelsin bağlama. Özür dilerim de öncelikle. Estağfurullah efendim. Ne güzel. Hayatın değişik alanlarında ürün evet. Veriyor. Keyifli bir türkü dinleyelim o zaman sen. Sevdiğin bir türkü. Müzik
Kutluyorum. Gerçekten hiç de öyle amatörce bir çalış değil. Yani ben büyük bir keyifle, dikkatle şu anda ekran başındaki bütün dostlarımız da merakla dinlediler. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Belki birazdan yine devam ederiz. Bu arada 6'da 6 şahane gidiyorsun. Abi 6 işte. Soru 6 doğru yanıt. 7. sorudayız. Şimdi sayacağım takımlardan biri diğerlerinden çok önce kuruldu. Yani en eskisini en soruyorum eskisi. Sana. En eskisi bunlardan. İngilizce. Acaba Bursa Spor mudur, Trabzon Spor mudur, Eskişehir Spor mudur yoksa Ankara Gücü müdür? Bence Ankara Gücü. Ankara Gücü doğru yanıtı geliyorum. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Sarı lacivertir efendim ne de olsa. Evet. Değil mi? 1910 yılında kurulmuş. Meraklılarına da söyleyelim. Hemen arkasından 1963 yılında Bursa Spor, ondan sonra 1965 yılında Eskişehir Spor ve 1967 yılında da Trabzonspor olarak sıralanıyor. Ama Trabzonspor'un da olağanüstü başarıları var değil mi? İlk defa Türkiye'de bir Anadolu takımı 3 büyüklerin dışında şampiyonluk elde ederek bir gelenek başlattı. Daha sonra Bursa Spor devam ettirdi o geleneği. Evet, kaç yıl aktif oyunculuk yaptın? Bu Kartal'da başlayıp ta devam eden. Ya, tabii şöyle 21 sene falan işte altyapıları da dahil. İşte 6 sene Kartal Spor altyapısında, 4 sene profesyonel takımında. Ondan sonrasında hep Süper Lig'de performans sergiledim. Yaklaşık 2015'ten beri de teknik adamlık devam ediyor değil mi? Yani bıraktım hemen 3 sene oldu işte yaklaşık. Evet. Teknik adamlık yapıyorum. 2015'ten beri. İnşallah bir pro lisansım kaldı. Onu da aldığım zaman zaten kendim ondan yapacağım. Ondan sonra tek başına yapacaksın. Evet. Anladım. Şimdi sen Iğdırlısın değil mi? Aslında. Ama ben sana çok sayıda sanatçı çıkaran bir başka kenti sormak istiyorum. Sivas. Sivas ellerinde sazım çalınır. Değil mi? O dönemden itibaren. Şimdi 4 tane isim var yine. Bunlardan bir tanesi Sivaslı değil. O Erzurumlu. O isim acaba? Yani Sivaslı olmayanı öğrenmek istiyorum. Erzurumlu'yu değil de. Sivaslı olmayan sanatçımız Cengiz Özkan mıdır? Aşık Veysel midir? Arif Sağ mıdır? Yoksa Sabahat Akkiraz mıdır? Arif Sağ. Arif abi tabii. Çünkü Erzurum'un bağrından kopup gelmiş değil mi? Muhteşem bir sestir. Sorular güzel. Türkü ve futbol olunca. Mecburen yani. Şimdi konuğu çağırıyorsun. Metin Hoca çok zor soruyorsun. Hayır zor sormuyoruz efendim. İşte meydanda. Metin Hoca bu konuları nereden buldun? Bunlar sizin ilgi alanınız. O yüzden soruyoruz. O zaman Arif abiden de bir şey çalar mısın? Az önce Arif abinin parçasını çalmıştım zaten Seher Yeri i̇şte, falan. Ama böyle bir de duysam sesini ya. İşte. Ses çok güzel bir... Ya ses söyle... Utanıyorum ya. Çok bir satır ya bir satır. Böyle burada biz bizeyiz. Hata yapabilirim. Nasıl olsa hiç sorun değil. Bağlamayla çalıp söylemesi çok zor. Ben bir hafiften çalıp ya da ufak söylemeye çalışayım. Çalmadan söyle o zaman eğer rahat ediyorsan. Çal, tamam hafiften çalayım sonra bırakıp söylemeye çalışayım. Tamam hadi söz seni. Yeşil bağım kurudu, dolu vurdu yapraklarım çürüdü. Benim de saz tutan elim var idi. Şimdi bir köşede yatar ağlarım, yatar ağlarım. Mahsuni şerifim budur ahvalim. Dünyaya mal olmuş insanlar zalim. Ölene de gider benim bu halim. Çamurdan çamura batar çıkarım, batar çıkarım. Böyle kısa bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi gayet güzel. Sonunu sen hani biraz hızlandırdın ama harikasın. Lütfen devam et. Çabuk söyleyeyim de bitsin dedim. Onu da fark ettim. Ne gerek var? Burada biz bizeyiz. Zaten YouTube dediğin kaç milyar kişi ki? Yani bundan sonra ama bu girdi, kayıda girdi. Bence de iyi oldu biliyor musun? Çünkü ben insanların bir alanda uzmanlaşmış olmaları, başka alanlarda üretim yapmayacakları anlamına gelmediğini düşünüyorum. Çok iyi bir sporcu, çok iyi bir teknik adama dönüşmüş ama
aynı zamanda da çok keyifle sazını çalıyor. Çünkü bu bizim aletimiz ya, Anadolu'nun kültürünün sesi. Aşık Mahzuni Şerif. Belki ilk defa Servet'in ağzından duyanlar oldu genç kardeşlerim arasında. Belki başkasından dinleyecekler. Aşık Mahzuni Şerif. Farkı fark edilecek yani. Evet, selam olsun Aşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz dizelerine. Geldik 9. soruya. Sinemayla, sevdiğim bir sanatçıyla sporu birleştireceğiz. Şimdi Kemal Sunal'ın İnek Şaban filmi. Evet. Seviyorsun. Orada Şaban acaba Fenerbahçe'nin mi, Beşiktaş'ın mı, Galatasaray'ın mı yoksa Kayseri'nin mi kalesini koruyordu? Büyük, Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin kaleyi koruyordu. Bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz haftalardaki maç son 19 saniye, 3-2 öndeyiz. Olacak şey değil. Çıktı yukarıya, boşa yumruk attı Volkan. 16 saniye var, top kaleye doğru geliyor. Allah'ım 3-3 olacak. Kalp krizi geçirip ölmediysem iyidir. Yani yemin ediyorum size Şaban o sırada bu hatayı yapmazdı. Volkan gibi boşa yumruk atmazdı. Allah'tan kalenin içerisinde iki tane Fenerbahçeli vardı. Son saniyeler, 4 saniye falan kala o top çıktı. Maç 3-3 olmadı. Çünkü eğer maç 3-3 olsaydı eminim Volkan'ın da yanılıyor muyum? Son olmazdı da biraz sıkıntı yaşarlardı çünkü. Ama puana ihtiyacımız var. En dipteyiz. Aynen. 17. sıradayız. 14.'lüğe çıkacağız artık. Yeter. Ve yani yapılmayacak bir hata ve 16 saniye var ya maçın bitmesine. Olacak iş mi? Ah. Şimdi aynı anı bir daha yaşamış gibi oldum. 9'da 9 çok güzel gidiyoruz. Son sorudayız. 2016 yılında Barcelona'da düzenlenen Primavera Sound Festival'de sahneye çıkan ve Anadolu ezgileriyle Avrupa gençlerini ilk defa etkileyip böyle alt üst eden bir konser veren çok önemli bir şarkıcımız vardı. Bu önemli şarkıcımız Selda Bağcan mıydı? Müzeyyen Senar mıydı? Muazzez Abacı mıydı yoksa Yıldız Tilbe miydi diye Selda, böyle Selda seçenekleriyle Bağcan'dı. Değil mi? Nasıl güzel bir sesler değil mi? Nasıl olağanüstü bir kadındır? Az önce benim söylediğim türküde en çok ondan seviyorum. Severek, dinleyerek neyi seviyorsun değil mi? Gerçekten iyi ki Selda Bağcan var denilen bir ses. Ve bir de böyle yeniliklere açık. Burada hakikaten ilk defa duydular pek çok kişi. Ben birçok yurt dışı müzik kanalında da onun bölümünün yer aldığı parçalar da dinledim. Hakikaten gurur duyuyoruz. Çok güzel yarıştın. Programa renk kattın. Çok teşekkür ediyorum ben gerçekten. Teşekkür ederim. Çok ya, Servet, Verder, çok güzel bir armağanı çok var sana. Ederim, güzel zamanlar planlaman ve iyi zamanlarda iyi şeyler yapman için. Yolun açık olsun çok teknik adam olarak da. Bence müziği de lütfen göz ardı etme. Yok. Arada değişik yerlerde çal. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Teşekkür ederim. Birlikte kapatalım. Sevgili seyirciler, umarım artık abone olmuşsunuzdur kanalımıza. İzliyorsunuzdur. Yine değerli bir başka konuğum olacak. Onunla da yarışacağız bir sonraki programda. Ama bu programı izleyen ve abone olan değerli dostlarımıza Esra Ezmeci'nin şu aralar çok satılan ve üstüne çok konuşulan bir kitabı var. Süt Lekesi diye. En temiz olan bile bir gün bu dünyaya leke bırakmaya mahkum edilmiştir alt başlığıyla. Bu kitabı bugün bizi izleyen ve abone olan 5 değerli okuyucumuzla paylaşıyoruz efendim. Diyordunuz Metuncu'ya bize niye armağan vermiyorsunuz? Hep katılan konuklara veriyorsunuz. İşte bu da bugünkü size armağanımız. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Bir sonraki programda görüşene kadar yüzünüzden gülümsemeye, aklınızdan soru işaretlerini ve Türk müziğinin olağanüstü ezgilerini kulağınızdan da eksik etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz efendim. Değerli konuklar, sevgili seyirciler, 10 soruyu büktük beraberce. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olun. Bu arada bu zil size yenilerini bildirim için kullanıyoruz. Unutmayın. Yani bastığınız zaman yenilerini de dinleyeceksiniz. Bunu, şunu izleyebileceksiniz.